Evet, Öncelikle webinara katılan herkese teşekkür ederim. Çok ufak bir e, bekleme sürecinin ardından hemen e, anlatmaya başlayacağız. E, webinarımızı gerçekleştirmeye başlayacağız. Tamamdır, ufaktan e, artık başlayabiliriz. Yeni katılımcılar geldikçe e, onlar da e, katılımcı listesine eklenmeye e, devam ediyor olacaklardır. Bu webinar üzerinde sizlerle Office 365 tarafındaki ihtiyaçlarımız için bir tepe ürün olan Office 365 Manager Plus ürününün webinarını gerçekleştireceğiz. Webinara başlamadan önce yine webinar takviminden de hızlıca sizlere bahsetmek isterim. 5 Kasım, 19 Kasım, 3 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde de diğer farklı menajerin ürün ailesi için yine webinar takvimi düzenliyor olacağız. Bu webinarlarda mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. İhtiyaçlarınız dahilindeyse şayet. Evet, Vitel'den başlayacak olursak. Vitel, Vitel AŞ 1993 yılında kurulmuş olup İlk dönemler ağırlıklı olarak telekomünikasyon e, alanında hizmet vermiş e, ve 27 yıldır da tamı tamına 27 yıldır da e, aktif olarak hizmet vermeye devam eden bir şirket. İlerleyen yıllarda e, network ve IT yönetimi alanında da faaliyetler göstermeye başlamıştır. Bunlardan bir örneği de e, MC Direkt olarak distribütörü olduğumuz markalar elbette e, ekranın Ekrandaki ürünlerden daha fazla ancak ben kısaca sizlere 8 adet örnek vereceğim burada. Managing'in IT yönetimi alanındaki sorun ve ihtiyaçları yönelik olarak 50'ye aşkın, 50'den de fazla olabilir. Yazılıma sahip olan Zoho Compression isimli daha büyük bir şirketin aslında alt markasıdır, bir alt şirketidir. Evet. Video konferans sistemlerinin aynı şekilde Türkiye distribütörüyüz. Otomasyon alanında Genetek, Endüstriyel Network ürünleri alanında Moxa, yine Peplink, Load Balancing ürünleri noktasında Türkiye distribütörüyüz. Silver Peak ST1 ürünümüz, Extreme Network ile de bu yılbaşı yeni distribütörlük anlaşması gerçekleştirildi. E, RUJI tarafında da e, fiyat performans anlamında başarılı network e, cihazları sunan bir markamız. Yine bunun da e, Türkiye Distribütörü'yüz. E, dilerseniz ufaktan artık e, Office 365 Manager'ın yeteneklerini anlatmaya e, geçiş yapabiliriz. Evet, e, Office 365 Manager Plus ürününden e, ilk aşamada genel itibariyle bahsedecek olursak Manage Engine yazılım ailesi içerisinde Office 365 ve hizmetleri, servisleri üzerinde raporlama, denetleme, yönetim, izleme ve teknisyenleri delege etme gibi fonksiyonları tek bir çatı ürün üzerinden bizlere sunan ürünümüzdür. Bu ekranda görüldüğü üzere Exchange Online, Azure Active Directory, Skype, OneDrive, Teams ve diğer Office 365 servisleri üzerinde detaylı olarak raporlama, denetleme, yönetme, monitör etme ve Tüm bu işlemleri gerçekleştiren teknisyenler için delegasyon yapma yeteneğine sahip bir üründen bahsetmekteyiz. Bizler bu webinar üzerinde ürünün bu temel 5 modülünü ayrı ayrı inceleyip mevcut ofis ofis 365 ürünleri üzerinde ne gibi faydalar sağlayabileceğimize bakacağız. Dilerseniz ilerleyelim. Raporlama modülüyle başlayacak olursak, e, neden raporlamaya ihtiyaç duyarız sorusuna cevap vermek gerekirse ilk aşamada aslında e, Office 365 haricindeki diğer tüm IT operasyonları da dahil olmak üzere raporlama e, olmazsa olmaz bir gereklilik bizler için. E, IT yapınızın çapı belirli bir büyüklüğün üzerine ulaştığında e, Office 365'in standart olarak sunduğu e, yönetim konsolu ile ihtiyaç duyulan raporları elde etmeniz çok büyük miktarda. Zaman ve insan gücüne sebep olmaya başlayacaktır. Her şeyi göz alıp bu zaman ve insan gücünü harcamayı göze alsanız bile ulaşamayacağınız raporlar yine olacaktır. Grafik bazı raporları zaten almanız mümkün olmayacaktır. Grafik bazlı bir rapor elde edemeyeceksiniz. Office 365 ürünlerinden yararlanmadığımız, yararlanamadığımız bir gün olmadığını, olamayacağını düşündüğümüzde, örneğin mail hizmetinden yararlanamadan bir gün geçiremeyeceğimizi düşündüğümüzde, bu yapınız sürekli olarak güvenli ve stabil bir şekilde hizmet sunması gerektiğini kolay bir şekilde aslında anlayabiliyoruz. bu sebeple raporlama yalnızca Office Office 365 hizmetleri için sınırlı olmayıp aslında tüm IT yapınız için gerçekten büyük bir önem arz etmekte. Aktif olarak raporlanmayan bir yapı üzerinde kontrol sağlamanız pek mümkün olmayacaktır aslında. Raporlama bu sebeple çok önemli. Raporlamanın neden önemli olduğundan bahset, e, bahsettikten sonra e, Exchange Online tarafında e, alabileceğimiz raporları göz açacak olursak e, yalnızca bu kategoride bile 150'ye yakın e, rapor bulunmaktadır. Yalnızca e, yazılım üzerinde totalde 1000'e aşkın rapor alabilirsiniz çünkü özel filtreler ekleme şansınız da mevcut İlerleyen bölümde bunlardan bahsedeceğiz. Özel filtre eklemeseniz bile gerçekten çok fazla sayıda stok olarak, hazır olarak gelen rapor mevcut bu Office 365 Manager Plus yazılımı üzerinde. Raporlardan yine bahsedecek olursak mailbox, mailbox traffic, OVA yani Outlook Web Console, bunun yanı sıra mailbox kullanım ve diğer exchange kategorisindeki raporlara Kolayca ve az önce de söylediğim gibi en önemlisi hazır bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ürünün kurulum ve konfigürasyon süreci de oldukça hızlı, kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bir gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamıyla ürünü devreye alabiliyoruz. Yalnızca Office 365 üzerindeki yetkili bir hesabı tanıtmamız yeterli oluyor aslına bakarsanız. Bir iki örnek verecek olursak mailbox boyutları ile alakalı olan raporu görecek olursak sol üst köşeden hangi domain veya grup üzerinde tarama gerçekleştireceğimizi seçtikten sonra kolayca raporu generate edebiliriz. Sağ taraftaki grafik alanında da en çok yer kaplayan kullanıcıyı detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Burada birden fazla kullanıcıyı da ekleyebilirsiniz veya sayıyı 5'e 4'e de düşürebilirsiniz. Keza bu rapora dilerseniz ihtiyaç duyduğunuz farklı farklı sütunları da ekleyebilirsiniz. Burada sağ alt kısımda sütun ekle alanı da mevcut çünkü. Sağ üst köşeden de HTML, PDF, Excel gibi sıklıkla tercih edilen formatları export edebiliyorsunuz. Dilerseniz bu grafik arayüzlerinde direkt olarak JPEG formatında dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Yine farklı bir örnek verecek olursak, dilediğiniz zaman Dilediğiniz zaman periyodu için e, mail trafik raporu almanız mümkün. Bunlar zaten en çok e, tercih edilen ve e, basit bulunan raporlar bir nevi herkesin bilmiş olduğu. Sağ tarafta e, bulunan e, alandan anlaşılacağı üzere tek bir tek tip bir grafik raporu e, söz konusu değil. Birden fazla e, çeşit çeşit grafiği seçmemiz mümkün aslında tabi. E, Webinarın e, ilerleyen bölümlerinde özel rapor oluşturma ile alakalı da trik detayları sizlerle ben paylaşıyor olacağım. Bunların haricinde exchange tarafı ile alakalı olarak en çok e, en çok posta gönderen kişiler kimdir? En çok posta alan mail e, mailboxlar nelerdir? Mailboxların özellikleri, mailboxların izinleri, e, aktif veya pasif kullanıcılar kimlerdir? Zamanına e, zamana göre e, oluşturulan mailboxlar, detaylı mail e, trafik bilgisi tabii ki yönleriyle birlikte bu detaylı trafik bilgisi aktarılıyor. Kötü amaç e, kötü amaçlı yazılım e, algılanan mailler nelerdir? E, etki alanına göre mailler nelerdir? En çok hangi domain e, örneğin e, mail transferi yapıyor vesaire gibi. Bunun dışında teslim edilmiş veya edilmemiş mailler nelerdir? Eğer e, mail teslim edilememişse boyutu sebebiyle mi acaba başarısız olmuş? Bunun da yine raporu mevcut. Karantinadaki e, rapor, e, maillerin raporu mevcut. Outlook web konsol üzerindeki e, OVA üzerindeki logon hareketleri ve OVA üzerindeki mobil kullanıcı e, hareketleri veya ortak mail boxlar gibi e, çok detaylı raporlar alabilmeniz mevcut. E, belirtmiş olduğum raporlar yalnızca ilk akla gelen ve Exchange tarafında en çok ihtiyaç duyulan raporlar aslında. Bunların devamı da var. Ee, az önce de direkt olarak gösterdiğim gibi sadece hazır olarak 150'ye aşkın rapor var. Yalnızca Exchange e, tarafıyla alakalı. Hepsini burada tabii ki de anlatmak isterdim ancak bir saatlik bir e, süre içerisinde sığdırmak e, durumunda olduğumuz için ürünün e, diğer fonksiyonlarını e, anlatarak devam edelim. Lisans raporlarından bahsedecek olursak, bir kurum veya şirketin iş yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu yazılımların, burada Office 365 yazılımlarından bahsediyoruz. Lisansları şu yüzden kritik öneme sahip. Örneğin Office 365 veya hizmetleri tarafından tarafında satın almış olduğunuz bazı lisans grupları mevcut ve aktif olarak bu ürünleri kullanmaktasınız. Mevcut şu anda sahip olduğunuz senaryo bu zaten. Satın al, e, almış olduğunuz lisansların gerçekte kaçını aktif olarak kullandığınızı veya mevcut e, süresinin ne zaman dolacağını sürekli olarak e, takip etmek istemezsiniz açıkçası İste, e, isteseniz de zaten gerçekleştiremezsiniz belirli bir çapın ötesinde e, ne yazık ki problem haline geliyor bu tip lisans detaylarını aktif olarak takip edebilmek çünkü giren lisanslar oluyor çıkan lisanslar oluyor bunları e ee, özellikle lisanstan düşürme noktasında acaba bu kullanıcı veya Mailbox kullanılıyor mu aktif mi değil mi bunu e, anlamak biraz zor olabiliyor. Lisansların e, expire tarihleri geldiğinde otomatik olarak bildirim al e, almak da e, bu e, ürünün fonksiyonları arasında otomatik olarak e, bildirim alabiliyorsunuz veya e, şu noktada size yararı olabilir. Yeni bir satım alınca e, satın satın alın e, satın alın e, yapılacağı zaman ihtiyacınızı bilirseniz gereksiz harcama e, yapmanızın da e, önüne geçilmiş olacaktır. İhtiyacınız kadar satın alım yapmış olacaksınızdır. Yine e, lisans raporları kategorisine göre e, lisans detayları, e, lisanslı veya lisanssız kullanıcı detayları, e, lisanslar üzerindeki son değişiklikler nelerdir? Lisanstan yiyen veya yemeyen mail ee, özellikle bu e, bir miktar önem arz eden bir rapor. Lisanstan yiyen veya yemeyen mailboxlar. Yakın zamanda dolacak olan lisansların da e, yanı sıra e, eskiden Office 365 için kullanmış olduğunuz lisansları da yine görebiliyorsunuz. Eskiden hangi lisansı kullanıyormuşum, detayları neymiş onları görebiliyorsunuz. Azure AD raporları tarafında dilerseniz kolaylıkla tüm kullanıcıların listesini, dilediğiniz sütunları da ekleyerek almanız mümkün. Tüm kullanıcılar raporundan bahsediyoruz. AD üzerindeki tüm kullanıcılar. Profil bilgilerine göre yöneticisi olan veya olmayan, fotoğrafı olan veya fotoğrafı olmayan gibi raporlar almak da mümkün. Bunlardan ziyade hesap durumları, e, parola durumları veya oturum açma hareketlerine dair de çok yönlü raporları e, düzenli olarak alabilmesini, e, alabilmektesiniz. Tanımlamış olduğunuz mail veya mail adresleri üzerinden birden fazla mail adresine de gönderim yapabilirsiniz. Exchange raporları sayesinde aslında e, hiç oturum açmadığı halde, pasif bir kullanıcı e, olduğu halde... E, ...sizin lisansınızdan tüketen, tüketen kullanıcılar varsa... Bunların lisanslarını toplu olarak düşürebilmektesiniz. Parola durumları ile alakalı olarak ise e, asla expire olmayacak e, kaç adet şifren var ve bu, e, bu özellikteki parolalara e, sahip e, kişiler kimlerdir şeklinde bir soru sorduğumuzda Azure raporları ile bunun cevabını kolaylıkla e, bulabiliyoruz. E, şifresi hiç expire olmayan e, kullanıcılar kimlerdir bunları görebiliyoruz. Bu sayede güvenlik seviyemizi de bir çıta bir merdiven yukarıya çekmiş e, olabiliyoruz aslında. Parola ilkeleri e, üzerinde kontrol sağlayarak ne durumda olduğunuzu e, gözden geçirip e, aksiyon alabiliyorsunuz bu şekilde. Oturum hareketlerinden e, bahsedecek olursak kullanıcılarınızın oturum açma hareketlerini aktif olarak takip edebilir. E, ve anomali şeklinde ifade ettiğimiz normal dışı durumları veya kullanıcıları, bu kullanıcılar kimlerse bunları e, raporlayabilirsiniz. Örneğin mesai saati sonrasında veya gece saatinde e, normal mesai saati içerisindeki standart kullanıcılara göre farklı e, saatlerde oturum açan ve logon failure alan kullanıcılar e, direkt olarak bu anomali e, grubuna da dahil olacaktır, tespit edilmiş olacaktır bunlarda. İlerleyen aşamalarda da e, bu güvenlik konusuyla alakalı olarak Uyumluluk ve güvenlik raporları mevcut. Bu da e, Saks, HIPA, e, GLPC gibi farklı standartlar var global çaptaki. Bu standartları karşılayıp karşılamadığınızı, sizin yapınızın bu standartları karşılayıp karşılamadığını da e, yine çok basit bir şekilde görebiliyorsunuz. Hazır olarak da bu raporlar sizin karşınıza geliyor. İlerleyen sayfalarda e, onları da yine göstereceğim sizlere. OneDrive hizmetinden çok hızlıca yine bahsedecek olursak e, sizlerin de çok iyi bildiği üzere bulut ortamındaki Microsoft sunucularına kişisel veya kurumsal dosyalarımızı aktarıyoruz veya bu klasörleri e, ne yapıyoruz? Herkesin e, erişebilmesi için ortak bir e, dosya paylaşım alanı haline getirebiliyoruz. Yine bu hizmet içinde belirli bir miktar e, lisans için para çıkıyor tabii ki de cebimizden. OneDrive raporları sayesinde aylık, yıllık bazdaki dosya yükleme ve indirme raporlarını görebiliyoruz. Farklı raporlardan da yine bahsedeceğiz. Çünkü en önemli olan bu tarafta daha çok bu ay örneğin ne kadar dosya yüklenmiş veya ne kadar dosya indirilmiş trafiği de görebiliyorsunuz. OneDrive raporları üzerinden nelere erişebileceğimizden bahsetmek gerekirse genel olarak e, dosyalar üzerinde gerçekleşen e, okuma yani okumadan kastım aslında erişim, e, bunun yanı sıra değiştirme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, kopyaladıktan sonra yapıştırma, silme veya e, yükleme gibi az önce de belirttiğim gibi yükleme indirme gibi hareketleri kullanıcı bazlı olarak gözlemleyebiliyorsunuz, rapor alabiliyorsunuz. Örneğin aklınıza e, OneDrive üzerinde acaba bu hafta hangi dosyalar silindi e, bu hafta içerisinde OneDrive üzerinde do, e, silinen dosyalar şeklinde bir soru takıldı. Bir soru geçti aklınızdan. E, böyle bir durumda e, direkt olarak bu bilgiye, bu rapora e, erişebiliyorsunuz. E, erişmenin de ötesinde schedule etme özelliği sayesinde düzenli olarak da gözlem yapabiliyorsunuz. Her hafta mesai saatinin ilk başlayacağı gün, pazartesi saat 7'de örneğin, bu raporları alabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Haftayı bu raporları inceleyerek başlayabiliyorsunuz veya haftayı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. E, bu durumlarla alakalı olarak da e, alarmlar da alabiliyorsunuz. Örneğin bir dosya silme işlemi gerçekleştiğinde direkt olarak sizin veya sizlerin yetkilendirilmiş olduğu kişilerin de bu durumlardan haber e, haberi olabiliyor. Direkt olarak mail üzerinden e, bilgi alabiliyorlar. E, örneğin bir aylık silinmiş raporlar. E, Raporu içerisinde bir aylık e, OneDrive üzerinde silinmiş dosyalar raporu. E, bu rapor içerisinde yalnızca Gökhan Akkaya'nın sildiği dosyaları e, getir şeklinde de e, ifade belirtmek belirtebilmekteyiz. E, tüm raporlara e, ek olarak filtreler ekleyebilmekteyiz. E, silinen dosyalar raporunda şu tarihten sonra silinen dosyalar veya bu tarihten önce silinen dosyalar veya şu kullanıcının sildiği dosyalar veya bu kullanıcının silmediği dosyalar gibi çok çeşitli birden fazla filtre e ekleme seçenekleri mevcut. Yine onları da e aktaracağım sizlere. Microsoft Teams tarafında da e konuşmak gerekirse e eskiden bizlerin yani Vital cincin ekibinin de çok aktif olarak kullandığı bir yazılım değildi Teams yazılımı. Ekip içi görüşmelerde direkt olarak fiziksel olarak e, gerçekleştirebiliyorduk ekip içi e, görüşmeleri virüs olmadığı için. E, ve müşterilerimize de direkt olarak yerinde destek oluyorduk genelde. Uzak bağlantılar için ise menajerinin kendi tool'unu kullanıyorduk. Ancak artık daha sık kullanmaya başladık bu e, Teams ürününde Bu e, üründen de bahsedecek olursak e, Office 365 çatısı altında neler yapabildiğimizi... Teams tarafında gördüğünüz gibi çeşitli grafik raporları mevcut. Bu grafik raporları aslında tüm e, rapor grupları için mevcut. E, bu raporlar ile e, günlük veya dilediğiniz periyotta ne tip cihazlar ile Teams'e bağlanıldığını veya Teams'in en çok hangi amacı karşılamak için kullan e, kullanıldığını gözlemleyebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi kolay ve hızlı bir şekilde. Aynı zamanda yazılım üzerindeki e, e, ekipler sekmesinde, e, Teams sekmesinde grupların ne kadar yer kapladığına kaç GB veya terabaytlık alan işgal ettiği bilgisine edinebilirsiniz. Hangi ekipteki hangi ekipte hangi kullanıcılarınız var detaylı olarak görebilirsiniz. 5 adet ekip varsa bu ekibe dahil olan kullanıcılar kimlerdir? Direkt olarak raporunu alabilirsiniz ve bu mevcut raporları dilediğiniz şekilde filtreler ile editleyip düzenli olarak eee schedule ederek mail bildirimi alabiliyorsunuz. E, filtreleme ve schedule etme, export etme tüm raporlar için e, standart olarak zaten mevcut olan bir özellik. Bu tüm raporlarda var. Skype e, for Business yazılımı üzerinde ise e, gerek telefon, gerek laptop, masaüstü e, gibi cihazlarda mesaj, mesajlaşma veya konferans, e, sesli ve görüntülü e, oturumları gerçekleştiriyoruz. Bu tarafta neler yapabiliyoruz şeklinde sorabilirsiniz. Skype raporları tarafından e, aktif kullanıcı raporu ile e, aktif kullanıcı raporu ile günlük e, kullanım grafiğini grafik raporunu elde edebilmektesiniz. Gün içerisinde hangi kullanıcılar, hangi çözüm için ne süreyle Skype'ı kullanmış, detaylı olarak e, tablo şeklinde de, grafik şeklinde de bunu e, raporlayabilmektesiniz. Görüşmelerde kullanılan cihaz türleri ile alakalı da e, detaylar edinebilmektesiniz. Cihazın markası nedir, ne değildir, iPhone mudur, iPad midir, tablet midir, bunu görebiliyorsunuz. Kullanıcı bazlı olarak ise e, hangi kullanıcı e, ne sıklıkla görüşme gerçekleştirdi şeklinde arşiv tutabiliyorsunuz geçmişe yönelik. E, kimisi mesajlaşmayı kullanabiliyor, kimisi yalnızca sesli, kimisi de e, konferans görüşmesini tercih edebiliyor çünkü. Bunun dışında ne yapabiliyoruz? E, Üyeler arası sesli ve görüntülü konferansların yanı sıra e, anlık mesajlaşma varsa anlık mesajlaşmaların miktarını da görebiliyoruz. Ne kadar mesaj atılmış ne kadar mesaj atılmamış bunu görebiliyoruz. PSTN yani bu e, telefon hatları üzerinden gerçekleşen e, aramalarda ise arama ücreti ve kullanıcı bilgisine erişebilmekteyiz. Her zaman olduğu gibi Skype tarafındaki bu e, raporların da hepsini editleyebiliyoruz, schedule edebiliyoruz. Burada point to point e, raporlar da mevcut. Bunları da dilerseniz gö göz atabilirsiniz. Eee Yammer e, çok aktif belki kullanmıyoruz ama kullanan işletmelerde mutlaka var Yammer'ı. Eee Yammer sosyal ağı içinde ise e, tüm grup hareketleri, tüm grup hareketleri e, dosya ve e, içerikler üzerindeki hareketlerin de e, yanı sıra Yammer e, kullanım istatistiklerini grafiksel arayüz ile e, görebilmekteyiz. Yemir'in ne e, sıklıkla kullanıldığını, hangi kullanıcıların kullandığını, e, belirtilen periyot için e, ne oranda Yemir kullanımı gerçekleşmiş ve yine Skype tarafında olduğu gibi e, bu kullanım hangi aygıtlar üzerinden gerçekleştirilmiş, mobil uygulama tarafında bu e, Yemir sosyal ağını kullanan kaç adet e, aktif kullanıcım var, e, yine hepsini görebilmekteyim. Uyumluluk raporlarından, güvenlik raporlarından bahsetmiştim. Güvenlikle alakalı olan e, olan raporlardan sizlere. Burada SACSIPA, e, PCI DSS veya GLB gibi e, global standartlar için e, gerekli raporlara hazır olarak, direkt olarak e, ulaşabilmektesiniz. Bu sayede burada görmüş olduğunuz standartları acaba ne oranda karşılıyoruz? Karşılıyor muyuz? Karşılamıyor muyuz? Karşılamıyorsak nelerden ötürü karşılamıyoruz? Onları görebil görebilmektesiniz. E, raporlama ile alakalı daha önceden de e, her e, kategorinin sonunda bahsettiğim gibi e, custom raporlar düzenleyebilir. Anlık olarak export edebilirsiniz. Veya düzenli olarak mail üzerinden bilgilendirme alabilirsiniz. Burada e, aynı raporu bir kişiye de gönderebilirsiniz. Birden çok kişiye de gönderebilirsiniz. Editleyip farklı varyasyonlarını farklı kişilere de gönderebilirsiniz. Bunun haricinde e, bu rapor ve grafikleri web sitelerine e, yine publish edebilir e, veya teknisyenlerinizin hangi raporlara erişip erişemeyeceğine karar verebilirsiniz. E, Buna ek olarak sağ altta görüldüğü gibi e, export edilen veya düzenli olarak mail üzerinden size erişen raporların parola ile korunup korunmayacağını, e, içerisindeki grafiklerin dışarı aktarılıp aktarılmayacağını veya logo üzerinde bir düzenleme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini belirleyebiliyorsunuz. Dilerseniz şifreli, dilerseniz şifresiz olarak da aktarabiliyorsunuz. Office 365 Auditing tarafına geldiğimizde, raporlama tarafında elde ettiğimiz verilere burada da detaylı bir şekilde ulaşabildiğimizi görmekteyiz aslında. Auditing noktasında dilerseniz alarm profillerini devreye sokabilmektesiniz. Tek başına raporlama sizlere belirli dönem aralıklarında genel fikirler sunabilir. Ancak anlık olarak gerçekleşen kritik durumlarda kritik kritik durumlardan haberdar olabilmek için bu alarm profillerine ihtiyacımız olacaktır. Her halükarda bu alarm profillerine kritik durumlar için ihtiyaç duyacağız. Bunun avantajını e, DLP yani veri kayıplarını, veri sızıntılarını önleme noktasında da görebiliriz. E, bu alarm profilleri sayesinde yapınızda gerçekleşen e, önemli hareketlerden anında haberdar olabilir, vakit kaybetmeden aksiyon alabilirsiniz. Vakit kaybetmemek de e, önemli bir detay burada kesinlikle. E, bu yüzden raporlamada tek başına değil, kritik durumlar için yapınızda gerçekleşen kritik durumlar için örneğin admin grupları üzerindeki bir herhangi herhangi bir atama gerçekleştiğinde bir admin kullanıcısı atandığında bu aslında kritik bir olaydır. Bundan direkt olarak sizin mutlaka haberdar olmanız gerekir. Alarm profilleri sayfasına geldiğimizde bizlerin hangi durumlarda notification alacağına dair konfigürasyonlar mevcut bu sayfada. Burada çok sayıda profil hazır olarak yine gelmekle beraber Office 365 yapınız üzerinde herhangi bir hareket oluşursa hızlı bir şekilde bilgilendirme alabilmektesiniz bu profiller sayesinde. Örneğin AD üzerinde bir kullanıcı silindiğinde veya modify edildiğinde bunun yanı sıra herhangi bir mailbox aktif veya pasif edildiğinde exchange veya aktif Az önce de söylediğim gibi Azure e, Admin'leri üzerinde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, herhangi bir kullanıcı OVA yani Outlook Web konsol üzerinde Logon Failure e, aldığında gibi gibi e, bu e, örnekleri daha da uzatmamız mümkün. Çok detaylı e, kategoriler, eylemler mevcut. Birazdan yine e, aktaracağım diğer sayfada da. Bu sebeple diğer sayfaya geçip e, Custom profil eklemeye göz atalım bu sayfaya. Custom e, alarm profilleri gerçekten hep söylediğim gibi çok kritik bir öneme sahip. E, bu konfigürasyonlar sayesinde Office 365 ortamınız üzerinde e, üzerindeki tüm hizmetler e, alt kategoriler ve alt eylemler için e, profil oluşturabilmektesiniz. Eylemlere ek olarak ise e, alt kısımda bulunan e, filtreleme imkanları sayesinde bu ee, hareketlerin hangi saat diliminde gerçekleştiğine göre çalışma saatleri içinde veya iş, iş dışı saatleri kastediyorum burada ee, alarm üretmek veya üretmemek buraya filtre eklemek veya eklememek sizin e, tercihiniz dahilinde sütün kısmında ise e, birden fazla filtreyi aynı anda mantıksal e, operatörler ile uygulamanız mümkün ve veya e, operatörleri mevcut burada Örneğin Azure AD grubu üzerinde herhangi bir grubu silen kişinin source IP bilgisi 192.168.1.18 ise ve bu işlem 7. ayın 14'ünden sonra yapılmışsa şeklinde bir şart filtre belirtebilmekteyiz. Bu sayede çeşit çeşit alarm profilleri oluşturabilmektesiniz. Burada aslında tamamen sizin hayal gücünüze kalmış şekilde bu e, alarm durumlarını çok e, sıkı bir şekilde e, eleyebilmektesiniz desiniz Evet Office 365'in e, isminde de yer aldığı gibi yönetim konusuna management kısmına gelmiş bulunmaktayız exchange online tarafında e, tarafından başlayacak olursak e, mailbox yönetimi ile alakalı en büyük e, nasıl söylesek handikaplardan biri e, toplu olarak yönetim sağlamaktır toplu olarak yönetim Toplu yönetim tarafındaki problem aslında yalnızca Office 365 tarafı ile kısıtlı değil. Kendi tarafınızda, lokalinizde bir Active Directory yapısında da toplu bir değişiklik yapmak istediğinizde karşınıza problemler çıkacaktır. Bu bağlamda lokalde kullanmış olduğunuz bir Active Directory yapısı varsa AD Manager Plus ürününü de ...incelemenizi ve YouTube kanalımızdaki videoları tavsi e takip etmenizi tavsiye ederim. YouTube üzerinde Vital AŞ ismiyle aratırsanız yine eğitim videolarımızı da e görebilirsiniz. Hala hazırda bu ürünleri kullanıyorsanız bu eğitim videolarından da faydalanabilirsiniz aktif olarak. E bu eğitim videolarını artık yayınlamaya başladık bizlerde. Toplu yönetim, e Toplu yönetim tarafına geri döndüğümüzde ise. E Açıkçası PowerShell ile e, belirli bir zahmetin ardından bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün mü? E, evet, mümkün olabilmekte. E, ancak koca bir yapıyı PowerShell komutları üzerinden güvenli bir şekilde yönetmek... E, ...real dünyada pe pek de gerçekçi, gerçekçi bir çözüm olmuyor ne yazık ki. E, PowerShell üzerinden bazı şeyleri yapabildiğiniz doğrudur ancak... E, İş gerçek bir yapıda büyük bir belirli bir çapın üzerindeki yapıda bunu yapmaya geldiğinde PowerShell'de ne yazık ki çaresiz kalıyor. Zaten teknisyenlerin yetkilendirilmesi ve hareketlerin kayıt altında tutulması, bunun yanı sıra bunun yanı sıra ihtiyaç duyulduğu anlarda alarm alarmlar üzerinden bilgilendirme profilleri almanız tarafı tamamen farklı bir handikap. Bunu PowerShell üzerinden zaten yapamıyorsunuz. PowerShell yalnızca bazı şeyleri toplu olarak yapmanızı, e, tabii ki de e, canlı adı ortamında e, sağlıyor, Azure adı ortamında da büyük oranda çaresiz kalıyor PowerShell. Ancak bunlara e, geçmiş slaytlarda zaten değinmiştik. Dilerseniz bizler tek tek veya toplu olarak hangi e, kontrolleri sağlayabileceğimize bakalım. Diğer sayfalara devam edelim. Aynen. Exchange Online yönetimi ekranında en çok ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonlardan bahsedecek olursak toplu olarak mailbox etkinleştirme veya devre dışı bırakma yapabilmekteyiz. Topluca yapılan işlemleri basit bir kullanıcı raporu export ettikten sonra aynı raporu tekrar import ederek gerçekleştirebilmekteyiz. Yani siz örneğin XOUsundaki herkesin telefon numarasını düzenleyeceksiniz. Ee, bu toplu e, işlemi CSV dosyası ile yapmak istiyorsunuz ama e, CSV dosyasının herkesin ismini açıp tek tek yazmam mı gerekiyor? Hayır, e, tüm kullanıcılar raporu var. Exchange Online üzerindeki e, tüm kullanıcıların raporunu alıp bu rapor üzerindeki kullanıcılara dilemiş olduğunuz tüm e, yönetim kabiliyetlerini Office 365'in yönetim kabiliyetlerini yönlendirebilirsiniz. E, tanıtmış olduğunuz CSV dosyasıyla e, kullanıcılara söylediğim gibi bu yönlendirmeleri yapabilmektesiniz. Toplu olarak exchange üzerinde yönetim e, hakkı elde edebilmektesiniz, şansı elde edebilmektesiniz. Aynı şekilde e, SMTP veya proxy adreslerini topluca değiştirebilmektesiniz CSV dosyasıyla, IMAP veya e, bu Outlook web konsol tarafındaki özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanıcıların mailbox'lara OVA üzerinden erişip erişememe kararını verebilirsiniz. OVA üzerinden, web konsol üzerinden erişim sağlayabilsinler mi sağlayamasınlar mı şeklinde. Toplu olarak mailbox paylaşımı veya tam tersini paylaşımdaki paylaşımı açık olan mailbox'ları paylaşıma yine kapatabilirsiniz. Otomatik yanıtlama özelliği var. Tek bir mailbox veya domain, grup, OU bazlı olarak bunu açıp kapatabilirsiniz, tanımlayabilirsiniz. Bunun dışında e, arşivlemeyi yine exchange tarafında açıp kapatabilirsiniz. Yine bir örnek verecek olursak adres defterinde e, tüm kullanıcılarda görünür veya görünmez e, kılabilmektesiniz. Burada farklı raporlar da elbette var. Bunları da göz atabilirsiniz. Exchange online ile alakalı güvenlik e, tarafı e, ile alakalı olarak. E, posta kutusu erişim izinlerini düzenleyebilmektesiniz. Posta hangi posta kutusuna e, kimler erişebilir, ne seviyede erişebilir, bu izinleri düzenleyebilirsiniz. Ve yine e, önemli bir detay olarak silinen tüm mail mevcut içerik içeriklerini kalıcı olarak e, saklayabilirsiniz. Bir mailboxın silinmiş olduğu o verileri kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Exchange ortamındaki ortak klasörleri toplu olarak silme şansınız da mevcut keza takvim izinlerini toplu olarak kaldırmanız veya değiştirmeniz de oldukça kolay. Takvim tarafında herkesin takvimini görünür kılabilirsiniz örneğin veya bir yönetici grubunu yalnızca belirli kişiler için takvimini görünür kılabilirsiniz veya tam tersini yapabilirsiniz. Kontak bilgileri tarafında ise etribütleri toplu olarak temizleyebilir yani silebilir. tüm kontak bilgilerini silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Mevcut kayıtlar üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Ee, son olarak mobil uygulama tarafında Exchange Online ile e, associate olmuş mobil aygıtları toplu olarak silebilirsiniz. Bu asoşate'i, bağı koparabilirsiniz Exchange Online ile telefon mobil aygıtları üzerindeki bağı. Azure AD yönetimi e, konusunda aslında e, bizler user, grup, kontak ve lisans olmak üzere e, 4 kategori e, halinde yönetim imkanına sahibiz. Burada e, Azure, burada Azure üzerinde dilediğimiz etribeitler ile alakalı CSV formatında toplu olarak kullanıcı ekleme işlemi gerçekleştirebilmekteyiz. E, aynı şekilde kullanıcı silme işlemi de gerçekleştirebilmekteyiz. Ekranda e, tek ve CSV ile toplu olarak e, kullanıcı ekleme seçeneklerini görebilmekteyiz bu alanda, tek veya toplu olarak. Tek kullanıcı oluşturmak isterseniz de bu e, kullanıcı oluşturma esnasında e, sizlerin karşısına gelecek şablonları da belirleyebilmektesiniz. Hangi teknisyen hangi şablonu kullanabilirsin bunu da e, yine aynı şekilde belirleyebilmekteyiz. Önemli bir detay olarak bu e, Azure üzerinde şifre resetleme e, işlemlerini ise güvenlik düzeyini e, kendinizin belirleyebileceği bir polis üzerinden rastgele şekilde generate edebilirsiniz. Veya parolayı kendinizin belirlemesi de e, yine bu alanda mümkün olacaktır. Kullanıcıların oturum açma esnasında e, parola değiştirmeye zorlanıp zorlanmayacağını da toplu olarak e, buradan e, yönetebilirsiniz. Parola expire tarihlerini e, sınırsız yapabilirsiniz yine sağ üst köşeden. E, tüm bu işlemlerin hangi kullanıcılar için gerçekleşeceğini ise tamamlayabilirsiniz. E, Direkt olarak burada aranca katları girin kısmında yani arayüzden veya CSV formatı ile karar verebilmektesiniz. Yine bu sağ alt köşede görüldüğü gibi örnek bir CSV dosyası da burada mevcut sizler, sizler için ekledik. Kullanıcılar üzerinde değişiklik yaparken tüm kullanıcıları teker teker elle yaz burada olduğu gibi yazma zahmetine girmenize kesinlikle gerek yok. E, tüm kullanıcılar raporunu CSV formatında domain, OU, grup bazlı olarak e, zaten alabilmekteyiz Exchange tarafında da yine kullanıcılarla alakalı, mailboxlarla alakalı e, tüm objeleri gösteren raporlar mevcut hepsini tek tek yazmamıza kesinlikle gerek yok. Örneğin ben e, IT departmanındaki kullanıcıların telefon bilgisini e, düzenlemek istiyorum. Exchange veya AD tarafında bu bilgiyi düzenlemek istiyorum. 2K adet kullanıcının 2000 kullanıcının örneğin telefon bilgisini düzenlemem gerekiyor. burada 2000 kullanıcının ismini hepsini ben tek tek alt alta CSV formatı için tek dosyasına teker teker yazmama kesinlikle gerek yok. Zaten böyle olsa işleri kolaylaştırmaz aksine zorlaştırmış olurduk. Bizler raporlar tarafına gidiyoruz. Raporlar tarafında ilgili departmanın tüm kullanıcılarını çekiyoruz. Çektiğimiz bu CSV dosyasında yalnızca burada göz at tuşuna basarak e, ilgili yönetim tabına tanıtıyoruz. Daha sonra kullanıcıları e, içeri aktarma veya diğer işlemleri e, zaten yapabilmekteyiz. Azure Management tarafından e, bahsetmeye devam edecek olursak e, ekranda görmüş olduğunuz bilgileri toplu olarak yine CSV formatı kullanarak e, eklemeniz, silmeniz veya düzenlemeniz Elbette ki mümkün. Örneğin yeni bir SMS, SMS provider ile e, anlaştığınızı, SMS hizmeti veren, toplu SMS satma e, hizmeti veren bir firma ile anlaştığınızı ve artık SMS üzerinden bir takım bildirimler almak istediğinizi hayal edelim. Örneğin az önce belirtmiş olduğum kritik e, durumlar e, alarm profillerini SMS e, sistemi üzerinden almak istediğinizi hayal edelim. SMS provider e, ise Sizlerin parantezli şekilde daha önceden, örneğin sizden önce mevcut şirkette çalışan IT uzmanı veya teknisyenler bir şekilde parantezli olarak bir telefon numarası biçimi girmiş ve sizlerin de bu parantezsiz ve boşluksuz sade alana dönmeniz gerekiyor. Bu tip durumlarla şu ana kadar belki karşılaşmamış olabilirsiniz, ancak bu daha sonra da karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor ne yazık ki. Er ya da geç böyle bir senaryo ile açıkçası karşılaşacaksınız. Tam olarak böyle olmasa da buna benzer bir takım toplu değişiklik, toplu ekleme veya toplu silme işlemleri ihtiyaçlarınız dahilinde olacak er ya da geç. Office 365 Manager Plus gibi bir ürün kullanıyorsanız bu tip senaryolarca senaryolarda. Hızlıca e, CSV formatında bir çıktı alıp az önce de e, bahsettiğim gibi toplu olarak tüm par e, parantezleri ortadan e, kaldırabiliyorsunuz. Tüm boşlukları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bir Excel veya CSV not defteri üzerinde bile bu yapılabiliyor. E, bu işlemi manuel şekilde yapmak çok büyük bir zaman israfına sebep olacaktır. 2K, 3K duruma göre 5K, 10K kullanıcı sayısından bahsediyoruz örneğin. Büyük yapılarda bunu manuel, manuel olarak yapmak zaten az önce de söylediğim gibi tamamıyla imkansız. Çok fazla kullanıcının olduğu yapılarda toplu olarak değişiklik yapma şansınız pek yok açıkçası bu tip tool'ları kullanmadan. Teams tarafındaki yönetim kabiliyetlerinden bahsedecek olursak, ekip ekleme çıkarma işlemlerinin ötesinde mevcut ekipler üzerindeki kullanıcı ve diğer objeleri toplu olarak seçip, Yine toplu olarak dilediğiniz ekiplere dağıtımını bu alandan sağlayabilmektesiniz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere birçok özelliği açıp kapatabilmekteyiz. Kullanıcılar için olan veya Teams'in özellikleri tarafındaki birçok özelliği açıp kapatabilmekteyiz. Ve bunları ekip veya ekiplere alt kısımda çok fazla ekibiniz varsa CSV dosyasıyla veya 5-10 adet ekibiniz varsa burada elle aratarak da dağıtımını sağlayabilmektesiniz. Office 300, e, Ofis 365 Automation e, kavramını açıklamak gerekirse bu alanda e, sizlerin de çok iyi bildiği üzere IT yöneticileri veya teknisyenleri olarak e, her gün paralı yüzünden kitlenen hesaplar veya e, kullanılmadığı halde lisansdan yiyen kullanıcı veya mailboxlarla uğraşmaktasınız. E, çoğu IT uzmanı ise hangi kullanıcının aktif, hangi kullanıcının pasif olduğunu e, kuş bakışı anlayamadığı için lisanstan düşürmeye de korkar hale gelmiş durumda açıkçası. E, bir mail box'ı sileceğim veya bir kullanıcıyı sileceğim ama acaba kullanılıyor mu? Bu yalnızca Azure veya Exchange tarafında da e, mevcut değil. Lokale konumlandırılmış Active Directory yapılarında da bir e, kullanıcı temizliği yapmak istediğinizde acaba bu bir servis account mı veya bu kullanıcı bizim şirkette çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu bilmediğiniz için artık bir şeyleri silmeye de korkar hale gelmiş durumdayız aslında. Sildiğimiz zaman acaba nerede patlayacak, nereden bir şikayet gelecek? Bunu bekler duruma geçiyoruz, geçiyoruz bir nevi bu, bu moda geçiyoruz yani artık. Operasyon tarafında ise görev ve ilkeler ofis 365 menajer içerisinde var görev ve ilkeler. Burada çok detaylı kategori alt eleman kategori ve alt eylemler bulunduğunu rahatlıkla aktarabilirim. Ee, örneğin kullanıcı raporlarını e, düzenli aralıklarla sıfırlamaya yönelik bir görev e, ekranın alt kısmında görebileceğiniz üzere kolay bir şekilde tam, e, tanımlanabiliyor. 2, 3 4 adet 5 adet yer seçerek e, burada kullanıcıların parolar, parolalarını düzenli olarak aslında ben e, sıfırlayabiliyorum böyle bir dert varsa e, bundan kurtulabiliyorum. Biraz daha iyi analiz edecek, biraz daha iyi açıklayacak olursak parola süresi e, dolan kullanıcılar için her gün sabah e, saat 7'de otomatik olarak e, rastgele bir e, şifre belirleyip resetleme işlemi gerçekleştirebilirim buradaki ayarlar sahibi e, sayesinde. E, böylece parola süresi e, dolan kullanıcılar sabahleyin e, e, login olduklarında yeniden e, parola sıfırlama imkanına sahip olabilirler. Bu sayede aslında IT departmanına gelen talepleri de büyük bir oranda düşürebilirsiniz. Sizlerin de vaktini farklı daha yararlı şeylere harcaması mümkün olabilir bu sayede. Password polisi ayarlarını yapabileceğinizi de hatırla, hatırlatmak isterim. Password polisi'yi de belirleyebiliyoruz. Sağ alt kısımda görmüş olduğunuz gibi tabii bu farklı bir ekranda aslında password polisi. Buraya ekran görüntüsü olarak yerleştirdim. Burada minimum, maksimum karakter nedir, ne kadar özel karakter, ne kadar numaratik karakter e, e, içersin veya içermesin şeklinde bir e, rastgele üretilen e, parolanın da e, polisini, kurallarını, seviyesini, özelliklerini belirleyebilmektesiniz. Monitörün kabiliyetlerine geçmeden önce e, sizlere mailbox içerik aratma e, özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özellik auditing e, ...monitoring sekmesi altında yer alan e, en önemli özelliklerin başında, en başında geliyor. E, bizim Microsoft 365 Security Plus isminde farklı bir ürünümüz de var. Biraz daha e, kırpılmış bir versiyon. O kırpılmış versiyonda da yine bu e, içerik aratma özelliği mevcut. Yine e, önemli bir özellik olduğu için, faydalanabilmesi için e, diğer tarafa da eklenmiş durumda. Bu özellik ne işe yarar ve nasıl kullanılır şeklinde soracak olursanız... E, tarama yapılacak posta kutularını seçtikten sonra bu faremde görmüş olduğunuz alanda e, arama ölçütleri alanında dilediğiniz kadar filtre, e, dilediğiniz kadar e, filtreyi mantıksal operatörler ile burada görmüş olduğunuz gibi veya var v var e, birbirine bağlayacak şekilde çok özür dilerim birbirine bağlayacak şekilde e, kullanmanız mümkündür bu sayede geçmiş mailbox kayıtları üzerinde e, dilediğiniz bilgileri nokta atışı yakalayabilirsiniz. Bu özelliğin mevcut olmadığı yazılımlarda e, saklamış olduğunuz arşivin hiçbir anlamı e, bence kesinlikle yok. E, zira geçmiş yıllarda birikmiş olan mail yığınları, gigabaytlar, gigabaytlarca, telebaytlarca e, birikmiş olan mail yığınları arasında e, aradığınızı bulmak neredeyse imkansız bir hal olacaktır. E, tamamıyla kuru bir kalabalığı, kuru terabaytlarca dolusu veriyi e, hiçbir şekilde kullanamayacağınızı bildiğiniz halde biriktiriyor olursunuz böyle bir özellik yoksa. Ancak e, Office 365 Manager tüm posta kutuları üzerinde tarama yaparak hızlıca sonucu size il, e, iletecektir. Eğer siz daha ufak bir alanda arama yapmak istiyorsanız buradan yalnızca ihtiyaç duyduğunuz mail box'ı seçersiniz. Bu sayede e, tarama işlemi de çok daha hızlı olacaktır. Burada örneğin ee, konusu içerisinde webinar e, kelimesi geçen e, gönderen yani supportme.viten.com.tr adresinden gelmiş ve mesajın içeri kısmında body kelimesi bulunan e, oluşturma oluşturulma tarihi de e, 10. ayın 21'i 2020'den sonra olan e, kullanıcıları ben e, hızlı bir şekilde bu yukarıda seçmiş olduğum mail mailboxlar için e, getirebiliyorum. Evet artık monitoring alanına geçmiş bulunmaktayız. Bu detayların ardından teknisyenlerin delegasyonu konusunu işleyecek ve webinarın sonuna gelmiş olacağız. Sizlerin dikkatini canlı tutarak bu son iki kategoriyi de anlatmak istiyorum. Akabinde sorularınızı da vakit yettiğince cevaplayacağım. Vakit yetmediği noktada ise özel olarak teker teker dönüş yapacağım sizlere. Gerekirse e, uzak uzak bağlantılarda gerçekleştirebilir sizlerle. Zaten e, Vital web sayfasında yine webinarın sonunda sizlere aktaracağım. E, buradan yine demo taleplerinizi de aktarabileceksiniz. E, monitoring'den bahsedecek olursak, monitoring'e ihtiyaç duyma sebebimiz aslında lisanslar için e, harcamakta olduğumuz kaynaklara karşılık ee, bu servisleri aktif olarak kullanıp kullanamadığımızı e, gözlemlemek ve geçmişe yönelik arşiv saklamak. Eskiden işte e, şu tarihteki e, performans metriklerim ne şekilde diye geçmişe yönelik bakabilmek. Yani sürekli olarak e, yüksek tepki süresine maruz kaldığınız bir servisi kullanmaya devam etmek veya arka planda yatan asıl problemi e, gel e, görmeden, görmezden gelerek Devam etmek mantıklı bir adım olmayacaktır. Bu problemi neyse bunu anlamak gerekiyor. Office 365 Manager Plus bu bağlamda sizlere hem grafik hem de tablo raporları şeklinde dakika dakika monitör verilerini aktarabiliyor. Burada örneğin alt kısımda tablo raporunu görebilmekteyiz. 4.23 pm 3.53 pm 2.23 pm bu monitör aralığı aralığını belirlediğiniz oranda burada tüm tabloları e, tüm dakikaları teker teker göreceksiniz. Yine işlevsel bir e, özellik olarak gördüğüm grafik yakınlaştırma özelliğini de paylaşmak e, isterim. E, bu özellik sayesinde dilediğiniz zaman aralığını mouse ile seçerek daha da yakın bir görünüm elde edebiliyorsunuz. E, yani aylık dilimden günlük dilime, günlük e, günlük dilimden saatlik dilime, saatlik dilimden dakikalık dilime anında geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar sağ üstten periyod vesaire e, seçmeden bir nevi uğraşmadan. Belki çok anlatılacak bir özellik değil ancak benim gerçekten çok hoşuma giden bir özellik. Birçok e, bu özellik genelde monitoring alanında, network alanındaki monitoring e, ürünlerinde olan bir özellik ama burada da var. E, yine örneğin bu tabloda e, Teams hizmetinin genel olarak oldukça e, performanslı bir şekilde e, hizmet verdiğini, erişilebilirlik durumunun e, aslında oldukça iyi olduğunu görebilmekteyiz. Daha iyi analizler için Manage e, Op Manager ürününün e, içerisindeki bu e, NetFlow Analyzer modülü, NetFlow Analyzer e, modülünde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu e, network tarafındaki problemlerde NetFlow Analyzer sizi TCP katmanları seviyesinde paketleri teker teker açarak detaylı olarak e, analiz etmenizi, problemin kaynağını bulmanızı e, sağlayabiliyor. NetFlow Analyzer e, modülü ürünü, Azure ile alakalı olarak. E, Son olarak e, par, portal girişim sayfasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ekranda Azure portalları üzerinde e, kullanılabilirlik, e, HTTP e, response kodları nelerdir, port numarası nelerdir ve e, yanıt süresi nelerdir bunları e, görebilmekteyiz. Raporları elde edebilmekteyiz detaylı. E, bu raporları da yine... E, resim formatında jpeg formatında dışarıya bu sağ üstteki ufak ok işaretinin olduğu yerden resim formatında dışarıya çıkarabilmekteyiz. Örneğin burada azure vital.microsoft.azure.de gibi bir alanda olabilirdi örneğin burada. buradan mevcut kullanmakta olduğunuz portalları aktif bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. E, monitoring tabu ile alakalı olarak son olarak e, tüm servisler sayfasını yine sizlere aktarmak isterim e, bu alanda e, tüm servislerin sağlık durumunu tek bir sayfa üzerinden görebilmekteyiz bu sayede tek bir bakışta tüm servislerin durumunu hakkında bilgi sahibi olabiliriz az önce örneğin e, Exchange için farklı sayfa vardı Azure için farklı sayfa vardı e, Skype, SharePoint e, OneDrive için, Yammer için farklı sayfalar vardı ee, ama hepsine teker teker bakmanıza gerek yok. Aslında burada izleme modülünde o servisi sert kısmına geldiğim zaman e, benim tüm aktif olan servislerimi, hizmetlerimi, Office 365 hizmetlerini e, burada ben görebiliyorum. E, sağlam mı değil mi veya bir olay varsa e, bunun sebebi nedir? Raporunu direkt, direkt olarak görüntüleyebiliyorum. E, bu da yine e, güzel bir ekran. Evet, son kategorimiz olan delegasyon alanına e, ulaşmış bulunmaktayız. Buna, e, bu noktaya kadar beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Delegasyon kısmını da e, hızlıca aktarıp webinarı e, tamamlamış olacağız. Sizlerin sormak istediği veya ürünle alakalı merak ettiği detaylar, e, detaylar olursa bunları da yine cevaplıyor olacağız vakit yettiğince. E, delegasyon tabi aslında e, oldukça basit ve anlaşılması kolay ama bir o kadar da e, mantığı karıştırılabilen bir alan. Burada aslında yardım masası teknisyenleri ve bu teknisyenlerin rolleri mevcut. Yani iki adet önemli kavramımız var. Birincisi yardım masası teknisyenleri yani yönetim hakkına sahip olan teknisyenler ve ikinci olarak bu teknisyenlere atayacağımız roller. Yani roller var, rolleri teknisyenlere atıyoruz. Dilediğiniz yetkileri dilediğiniz teknisyenlere atayarak delege etmiş oluyoruz. Ek olarak bu teknisyenlerin hareketlerini de detaylı olarak raporluyoruz burada denetim raporları kısmı var ee, Biz öncelikle e, rol oluşturma kısmından e, bakalım rol oluşturma alanında bir kullanıcı için atanabilecek tüm yetkileri e, tek tek düzenleme imkanına sahibiz Örneğin yalnızca e, rapor çekebilmesini istediğiniz bir teknisyen varsa rol oluşturma alanında yalnızca rapor yetkilerini tepeden açabilirsiniz yani burada bütün hepsini tikleri işaretlemenize gerek yok. Tepeden yetki vermek istiyorsam tepeden raporu seçebilirim. Buradaki tüm kategorilerde ve tüm kategorilerin içerisindeki örneğin posta, posta kutusu kategorisinin içerisindeki tüm bu alanları da toplu bir şekilde e, seçmiş olabilirim. Veya yalnızca kullanıcı oluşturmasını istediğim bir teknisyen için bu şekilde bir konfigürasyon gerçekleştirebilirim. E, dilerseniz yönetim ve raporlama tarafında da eş zamanlı olarak tüm yetkileri açabilirsiniz. Burada örneğin içerik arama gibi bir alan da var. Bu kullanıcının içerik arama kısmında bu az önce bahsetmiş olduğum güzel özellik. Bu özelliği acaba hangi teknisyenlerin kullanabilmesini istiyorum. Burada teker teker rolleri belirtip örneğin 10 adet rol oluşturdum. Bu 10 adet rolün hepsini bir kullanıcıya verebilirim kimi kullanıcının seviyesini, yetki seviyesini düşük tutmak için yalnızca rapor e, raporlama yapan bir kullanıcı e, kullanıcıysa yalnızca raporlama yetkisi verebilirim. Yalnızca yönetim yetkisi verebilirim. Denetim, izleme, içerik arama ve diğer diğer kısmında örneğin burada tenant ayarlarını da yönetebiliyor. Örneğin bir kullanıcıya tenant ayarlarını verirseniz sizin ofis e, 365 e, konsolu üzerinden hangi kullanıcıyla e, hangi admin accountuyla bu verilerin çekilmesinin sağlanacağına kadar e, Office 365 Manager e, ürününün üzerindeki e, yetki fonksiyonlarını da kontrol fonksiyonlarını da e, vermiş oluyorum. Ve son sayfada ise teknisyenlerin geçmiş tarihlerde yürütmüş olduğu etkinlikleri e, kategoriler halinde görebilmekteyiz. Bu sayede e, yapılan her değişikliğin hangi makine üzerinden, hangi teknisyen ile, e, hangi teknisyen hesabı ile ...gerçekleştirildiği bilgisini kayıt altında tutabilmekteyiz. Yapılan hiçbir değişiklik toz olup uçmuyor. Kesinlikle bu değişiklikleri kim yapmış, ne zaman yapmış... ...hangi IP ile yapmış, hangi makineden yapmış... ...bunları kesinlikle görebilmekteyiz. Ve sona gelmiş bulunmaktayız. Webinarımıza, webinarımıza değerli vaktinizi harcadığınız için... ...çok teşekkür ederiz sizlere. Sorularınız için birazdan zaman vereceğim sizlere... ...yine vakit yettiğince... Bunun haricinde demo talepleriniz olursa Vital resmi web sayfasında sağda bulunan pop-up kısmından tıklayarak yine demo taleplerinizde de bulunabilirsiniz. O zaman çok kısa bir süre verelim. Sizler bu esnada sorularınızı yazın. Mevcut sorularınızı cevaplayarak ilerlemeye çalışalım. Bizleri dinlediğiniz için bizler de çok teşekkür ederiz Nurten Hanım. E, farklı sorularınız olursa yine detaylı olarak, özel olarak sizlerle ilgileniyor olacağım. O halde bitirebiliriz. Çok teşekkür ederim herkese.